Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 12. reşha. Malumunuz Mesnevi Nuriye'den reşhaları okuyoruz. Peygamberimizin peygamberliğini ispat eden bir risale bu. Bugün sonunu okuyacağız. Allah nasip ederse. Biz bir hafta yokuz. Önümüzdeki cumartesinden sonraki cumartesi inşallah lasi yamalara başlayacağız. Arapça bir kitap getirmiştim. Burada değil mi o? Burada mı? Hiç gözüm görmüyor. Ha, öyle mi? Nerede? Neyse, önemli değil. Onu kaybetmeyin lütfen. Bundan sonraki derste onu da çıkarın getirin. Yeşil olan değil mi? Yeşil olan. Yeşil olan, yeşil olan. Tamam, zararı yok, zararı yok. Çünkü sebebi şu, lasi yemalardan itibaren tercüme edilmemiş kısımlar var. Yani biz oraları da size okuyacağız. Yani eksik kalmasın. O ki Mesnevi Nuriye'yi okuyoruz. Takip ediyor musunuz lemaatı? Lemaat da öyle. Lemaatta yani neredeyse %20 neşredilmemiş yani. Ve çok güzel meseleler. Biz onların hepsini okuyoruz. 12. reşah. Arkadaş, o katib bir mürşitten gördüğü, hem irşad edici hem de hatip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işittiğin kafidir. Çünkü ahvalini, ona dair halleri tamamıyla ihate etmek mümkün değildir. O mübareğin bütün hallerini anlamak, idrak etmek mümkün değil. Öyleyse ondan sonra gelen asırların o zattan aldıkları feyizlere dikkat etmek üzere geri dönelim. Şimdi bura çok önemli. Üstad münazaratta çok kullandığım bir cümleyi söylüyor. Birbirine müştebih ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir diyor. Yani birbirine benzeyen ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir. Hep verdiğim misaldir. Bizim köyde git bak armut ağacına, meyve veren aşılı armut çok kötüdür. Yaprakları, dalları. Ama o yalancı armudun o kadar güzeldir ki. Yani seç deseler yalancı armudu seçersin baharda. Ama pişman olursun, hiç meyve alamazsın. Onun için meyveler birbirine benzeyen ağaçları. İşte Resulullah'ın meyvesine bakalım. Bura önemli yani. Bak arkadaş, bütün bu asırlar, o asr-ı saadetin güneşinden Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, onun meyvesi. İmam-ı Şafii, Ebu Yezid-i Bastami, Bayezid-i Bastami dedikleri yani bu. Büyük allame bu. Cüneyd-i Bağdadi, Allah Allah, Abdülkadir-i Geylani, bir batılı Fransız filozof öyle diyor. Muhammed'i inkar etmek mümkün değil de onun yetiştirdiği iki talebeyi hiç kimse inkar edemez. Bunu çok söylüyorum ben. Biri Abdülkadir Geylani, biri de Fahrettin Razi. Yani Abdülkadir Geylani herhalde manevi etkisinden dolayı söylemiş. Fahrettin Razi Hazretleri için de 600 eser vermiş adam. Bir tek Kur'an tefsiri 30 cilt. Tıp var, kelam var, fıkıh var, hadis var, hepsi var. Nasıl bir alim yani? Hakikaten. Nasıl inkar edeceksin? İmam-ı Gazali, Muhyiddin-i Arabi, Allah Allah. Ebu Hasan Eşşazeli, biliyorsunuz Şazeliye tarikatının reisi. Muhyiddin-i Arabi de öyle. Çok büyük bir allame. Şah Nakşibend, İmam-ı Rabbani, radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden de razı olsun. Gibi binlerce nurani, ziyadar, fevkalade aydınlıklı yıldızlar ayrılıp alemi beşeri, bütün insanlık alemini tenvir etmişlerdir. Bu tabi maneviyat erenlerini saydı. Bir de ilim alemi var. Fahrettin Razi'ler, İbn Sina'lar. Sadece Eşşifa çok enteresan. 100 yılda 20 defa İngilizceye tercüme edilmiş. Ders kitabı olarak okutulmuş. Meşhudatımızın, yani Resulullah'ın mucizeleri, onun halleri, güzel ahlakıyla alakalı müşahede ettiklerimizin tafsilatını başka vakte tehir ederek, mucizat sahibi, mucizeler sahibi, o zat-ı nurani aleyhissalatü vesselama bir salatü selam getirelim. Getirelim değil mi? Hem de manasını verelim. Allahümme salli ve sellim. Ey Allah'ımız, salatu selam
ala hâze zâti nurani, o nurani zatı olsun ki, unzile aleyhil Kur'anul hakim, minel rahmanir rahim, minel arşil azim. Ta arş-ı azim sahibi olan Allah'tan, ki onun bir adı Rahman, bir adı Rahim. Kur'an-ı Hakim denilen mukaddes kitap, kendisine indirilen o nurani zata salatü selam olsun. Yani bu zattan kastımız Seyyidena Muhammed'in Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Elfu elfi salatin, binlerce yüz binlerce salat ve elfu elfi selamin, yüz binlerce selam bi adedi hasenati ümmeti, ümmetinin işlediği haseneler sayısınca onun üzerine olsun. Ya Rab, salatü selam o kimse üzerine olsun ki alâ men beşşere bi risâletihi tevratu vel incilu vel zebur, onun peygamber olduğuna Tevrat, İncil ve Zebur müjdeler vermiştir. Ve beşşere bi nübüvvetil irhasat, aman Allah'ım, onun peygamber olduğunu irhasat haber vermiş. İrhasat dediği, peygamberimize peygamberlik gelmeden önce onun peygamberliğini müjdeleyen haberler. En güzellerinden biri Kus bin Saide. Hazreti Ebu Bekir, biliyorsun onun künyesi Ebu Kuhafe. O zaman Ebu Bekir değil, Ebu Kuhafe. Gidiyorlar Resulullah'la beraber Kus bin Saide'yi dinlemeye. Meşhur bir hitabeti var. Yani hakikaten onu okuduk biz bir zaman burada. İnşallah bir gün yine okuruz. Ahmet Cevdet Paşa'nın tercümesiyle okumak lazım. Öyle bizim tercümemizle olmaz. Geliniz dinleyiniz diyor. Diyor ey insanlar, ahir zamanda gönderilecek zatın diyor şeyleri. O hayır hayır gölgesi değil de. Olan keçeliler çatının saçakları, aşağıya doğru saçakları. Saçaklarının gölgeleri üzerinize düşmüştür. Belki de diyor sizin içinizdedir. Peygamberimiz dinliyor onu. Burası çok enteresan yani. Belki de diyor sizin içinizdedir, bizi dinliyor diyor. Resulullah bilmiyor onu, kendisi olduğunu. Böyle haberler var. İrhasat dediği bu. وَهَوَاتِفُ الْجِنِّ وَالْاَوْلِيَاُ الْاِنْسِ وَكَوَاهِنُ الْبَشَرِ İnsanlardan kahinler, şık ve satih gibi. İnsanların evliyaları kim gibi? Hazreti Hatice-ül Kübra radıyallahu anhanın dayısı Varaka bin Nevfel gibi. Ya, iman etmeden diyor ki bu ahir zaman peygamberidir. Başka? Cinlerin hatifleri. Yani bunu Üstad 19. mektupta hepsini anlattı. Başka? وَنْشَقَّ بِاِشَارَةِ الْقَمَرِ Ve onun işaretiyle ay ikiye bölündü. Ona salatü selam olsun. Kim o? Seyyidina Mevlana, Efendimiz ve Üstadımız. Muhammed'in elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin bi'adedi enfasi ümmetihi. Efendimiz ve Üstadımız olan Hazreti Muhammed'e ki ümmetinin aldığı nefesler sayısınca binlerce salatü selam ona olsun ya Rabbi. Bir tane daha. Yorulmuyorsunuz değil mi? Çok tatlı bir salavat-ı şerifedir bu. Alâ men câet li dâveti şecer. Senin salatü selamın o kimse üzerine olsun ki çağırmasıyla, davetiyle ağaç ayağına kadar geldi. Ve nezele sür'aten bi duâihil matar. Ve onun duasıyla hızla yağmur yağdı. Ve azalletul gamâmetu minel har. Özellikle Şam yolculuğunda. Güneşin dehşetli sıcağından bulut ona gölgelik eyledi. Ve şebi'a min sa'in min ta'amihi mi'atun minel beşer. Ve bir avuç yemekle insanlardan 100 kişi onun elinden doydu. وَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَسَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَالْكَوْثَرِ Tıpkı Kevser gibi 3 defa mütevatir olarak sabit ki onun parmaklarından çeşme gibi sular fışkırdı. نَبَعَ fışkırmak. وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَاتُ وَالْمَدَرِ Toprak ve kumlar
onun avucu içinde tesbih eyledi. Allah Allah. Biliyorsunuz o Bedir Harbi'nde attığı zaman o şeyi, kumu, her bir avuç her kafirin gözüne gidiyor. Bin kafirin gözüne bin avuç. Orada da وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Sen o kumu atarken avucunla atan sen değildin. Allah attı onu. وَاَنْتَقَ اللّٰهُ لَهُ الضَّبَّ وَالضَّبْيَ. Allah Allah. Ya 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 ya. Şimdi وَالذِّيبَ وَالْجِزْعَ وَالذِّرَاعَ وَالْحَمَ وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْحَجَرَ وَالْشَّجَرَ. Ve Allah onun vasıtasıyla hem kertenkeleyi, Allah Allah, hem kertenkeleyi, hem ceylanı, hem kurdu, hem de hurma kütüğünü, biliyorsunuz, Allah Allah, hurma kütüğü de ağladı. Aynı zamanda zehirli keçinin kolunu getirmiş, zehirli keçi sunmuş. Demiş ya Resulallah, beni yeme, zehirliyim. Zira dediği o. Allah Allah. Deveyi, dağları, taşları ve ağaçları konuşturdu. Buna salatü selam olsun. Sahibul mi'raç. O miracın sahibi. Ve mâ zâgal basar. Onun gözü asla yanılmadı. Gördükleri hep doğruydu. Seyyidina Mevlana ve Şefi'ina Muhammedin elfu elfi salatin ve elfu elfi selam. Efendimiz, üstadımız ve bize şefaat eden zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Binlerce salat ve binlerce selam ona olsun. Ne kadar? Bu cümle çok ağır. Bi adedi kullil hurufil muteşekkileti fil kelimatil mütemessileti bidnir rahmani fi meraya temevucatil hevai inde kıraati kulli kelimetin minel Kur'ani min kulli kari'in min evvelin nüzuli ila ahiriz zaman. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan ahir zamana kadar. Kur'an'ı okuyan herkesten sadır olan, Kur'an'a ait her kelime okunduğunda havanın dalgalanmaları neticesi oluşan bütün manevi aynalarda Rahman olan Allah'ın izniyle temessül eden Kur'an kelimelerindeki mevcut olan harfleri sayısınca. Öf. Müthiş bir şey değil mi? Vaghfir lena. Ne olur ya Rabbi? Bizi affeyle. Verhamna. Merhamet eyle. Ya ilahena. Bi kulli salatin minha. Yani her salavat getirdiğimizde onun hürmetine bizi affeyle ey ilahımız. Amin. 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 İşte meşhur salavat-ı şerife bu. Arkadaş, Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ı ispat eden deliller pek büyük bir yekun teşkil ediyor. Bin mucize. Söyledim. İmam Suyuti El-Hasaisül Kübra'da toplamış bunu. 3 cilt. 19. söz namındaki risalemde o delillerden bir kısmı zikredilmiştir. O zatın izhar ettiği bine yakın mucizeleriyle 25. söz namındaki eserimde tafsil edilen 40 veçi icaza bali olan, yani 40 yönüyle mucize Kur'an-ı Kerim, ona ulaşan Kur'an, Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a şehadet ettiği gibi, bu kainat da bütün ayetleriyle, her biriniz birer ayetsiniz, kainattan ayetsiniz. O zatın nübüvvetine, peygamberliğine delalet ediyor. Evet, kainatta yazılan sayısız ayetler, ağaçlar, kuşlar, insanlar, her biri Allah'ın kudret eliyle yazılan ayetlerdir. Zat-ı ehad olan Allah'ın zatında, tek olan Allah'ın vahdaniyetine, sıfatlarındaki birliğe şehadet ettikleri gibi Risalet-i Ahmediye'ye de, Resulullah'ın peygamberliğine de aleyhissalatü vesselam delalet ve şehadet ederler. Maşallah. Ez cümle bunlardan birisi. Birkaç tanesini zikredecek. 19. söz 14 reşha. Burada 12 reşha zikretmiş ama 13. ve 14. reşhadan da bazı parçalar almış. Yani onu da söyleyeyim.
aslında 14. söz 14 reşadır. Burada 12 reşa ile yetinmiş. Şu okuduğumuz kısım aslında 13. reşa. 14. reşadan da bazı cümleler var. Bilginiz olsun. Ez cümle. Peygamberimize ait mucizelerden bazıları. Kainatta görünen hüsnü sanat dahi. Kainatta müthiş bir sanat güzelliği var. Git bülbülü seyret. Git gülü seyret. Git bütün meyveleri seyret. İnsanın eli karışan şeyler hariç her şey çok güzel. O da Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselama delalet ve şehadet eden kat'i bir delildir. Niçin? Zira şu zinetli masnuatın fevkalade süslü sanat eseri olan varlıkların cemali, güzelliği, hüsnü sanat ve zineti ishar eder. Bir güzel sanatı ve bir süsü ortaya koyar. Sanat ve suretin güzelliği sanide güzelleştirmek. O zaman o sanatların sahibi olan Allah'ta bir şeyi güzelleştirme iradesi var. Ve zinetlendirmek isteği mevcut olduğuna delalet eder. Güzelleştirmek ve zinetlendirmek sıfatları saniyin sanatına olan muhabbetine delalet eder. Bir sanatkar sanatını sevmezse onu güzel kılmak istemez. Yani bunu şeye getirecek. Her kemal ve cemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Görmek tamam, kendisi görüyor Cenab-ı Hakk'ın. Bu kadar güzel sanatlarını muhteşem ona onun yani zaten öyle diyor. Kainattaki bütün mevcudatın varlık sebebinin %1'i, 1000'de 1'i diyor kendine aitse, 1000'de 999'u Allah'a aittir. Ama görmek ve göstermek ister noktasında en iyi gören, cevşeni okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Bak bura önemli. Bu muhabbet ise, kainatta bir sanat var. Bu sanat güzelleştirme ve süslendirme isteğini gösteriyor. Bu da sanini ortaya koyuyor. O zaman sani de sanatını seviyor. Bu sevgi ise masnuatın en ekmeli, en mükemmeli insan olduğuna delildir. Niçin? Çünkü o muhabbetin mazhar ve medarı insandır. Yani yörüngesi o. Bütün kainattaki güzelliklerin hepsi küçük bir alem olan insanda küçültülmüş var. İnsan dahi masnuatın, kainattaki sanatlı eserlerin en cami, hep bütün güzellikleri içinde toplayan ve en garibi olduğundan şecere-i hilkete, şu kainattaki yaratılış ağacına bir semere-i şuuriyedir. Şuurlu bir meyve. Başka meyveler de var. At, katır, değil mi? Elma, armut bunlar da meyve ama şuursuz meyveler bunlar. İnsan bir semere gibi, kainat ağacının meyvesi gibi olduğu cihetle, kainatın eczası, bütün cüzleri ve parçaları arasında en cami. Yani en bütün kainatı derleyen, toparlayan. Ama en bait. Bait dediği ağacın en ucunda, en uzak yerde. Çünkü meyveler hep uçta olur. Cüzdür. İnsan zişur ve cami olduğu cihetle nazarı amdır. Bakarken sadece inek gibi yediği yeşil ota bakmaz. Bütün kainattaki sanat eserlerine de sanat nazarıyla bakar, ibret nazarıyla bakar, güzellik nazarıyla bakar ve şuuru külli olur. Nazarı am, umumi olduğundan şecere-i hilkati, kainat ağacını, yaratılış ağacını tamamıyla görür. En güzel örneği cevşendir. Öyle bir tarif ediyor ki Allah'ı bin bir ismiyle, şuuru da külli olduğundan saniin, yani bu kainattaki sanat eserlerini yaratan Allah'ın maksatlarını bilir. Öyleyse insan saniin, yani kainatın ustasının, sanat sahibinin nesidir? Muhatabı hassıdır. Özel bir muhatabı. Şimdi geldik insanlar içinde hepsi böyle mi? Hayır. İnsanlar içinde de en üstünü Resulullah. Ona gelecek. Evet, am ve şumullü olan nazar ve şuurunu, çok umumi ve bütün kainatı kapsayan insanın nazar ve şuurunu saniin, yani bu kainattaki sanat eserlerini yaratan Allah'ın ibadetine ve muhabbetine sarf ve sanatını istihsan, takdir etmek,
takdir ve teşhirine tevcih yöneltmek ve nimetlerinin şükrüne istimal eden, kullanan bir fert ve verdiği nimetlere karşı şükür isteyen ve yarattığı mahlukatı ibadete, şükre davet eden sani'in, bu kainatın sanatkar ustasının has muhatap bir habibidir. O da Resulullah'tır. Ey insanlar! Zikredilen haller ve şuunatla, bahsedilen durumlar ve vasıflarla, muttasıf olan, vasıf sahibi olan, bu özelliklere sahip olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın saniin o ferdi ferit dediğimiz kendisinin bütün rububiyetine ve bütün güzelliklerine karşı külli bir ubudiyetle cevap veren eşsiz bir fert dediğimiz has muhatabı olmamasına imkan var mıdır? Ve tarihinizin gösterdiği nev-i beşerden, insanlık tarihinin gösterdiği insanoğlundan en büyük insanlar arasında bu makama daha layık diğer bir şahıs var mıdır? Biliyorsunuz Amerikalılar bir kafalarını çalıştırmışlar güya. Bir kamuoyu yoklaması yapmışlar. New York Times mıydı? Times mıydı? Hangisi bilemiyorum. Acaba dünyada kim bir numaralı insan? Yaptıkları araştırmada Resulullah çıkıyor. Yani hem de kendi adamlarına yaptırdıkları şeyler. Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar. Bakınız, insan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Bu çok kullanılıyor. Üstad Hazretleri bunu çok kullanıyor, bu delili. İki levha ve iki daire. Bir daire rububiyet dairesi. İşte portakallar, mandalinler, üzümler söylerken bile iştahım geldi. Bari su içeyim. Rububiyet dairesi. Gidin 400 bin çeşit mahlukatın hepsi zamanında, yerinde, vaktinde terbiye ediliyor. E buna karşı da ona uygun bir ubudiyet dairesi olması lazım. Öyle mi, öyle değil? Demek birinci daire rububiyet dairesidir. İkinci daire de ubudiyet dairesidir. O ubudiyet dairesini öteki rububiyet dairesine karşı tam olarak ayine olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Birinci levha hüsnü sanattır. Bu bir Allah Allah. İki levha dedi ya, bir daire bir levha. Kainattaki her şey sanatın güzellikleriyle doludur. Dedim ya, en beğenmediğimiz bir taş bile inceleyin mikroskopla müthiş bir desene sahip. Ey, birisi bunu düşünmesi lazım. İkinci levha da tefekkür ve istihsan. O sanatın güzellikleri üzerine düşünüp, öyle değil mi, takdir edecek. Bu mesele 11'in sözün ana konusudur bu mesele. Ve duha ve şemsi, biliyorsunuz ile ve şemsi ve duhaha diye başlayan o meşhur surenin neden o kasemlerle başladığının hikmetidir 11'in söz. Kainat çünkü. Ve şemsi ve duhaha, yemin olsun güneşe, hem de tam duha vaktinde, kuşluk vaktinde parladığı ana. Ve kameri izâ telâha, aya da yemin olsun, değil mi? Güneşi takip edip gece vakti ışığını seçtiği zaman. Ondan sonra ve leyli izâ yakşâha, gecenin zulümat perdesini, karanlık perdesini bir perde gibi kainata örttüğü anı, ana yemin olsun. Hep kainat. Kainat sarayının bazı parçalarını, sahnelerini, manzaralarını sunuyor. Ve nehari izâ cellâ. Parıl parıl parladığı zaman gündüze. Ondan sonra ve semâi ve mâ benâhâ. Aman ya Rabbi. Semaya da yemin olsun, onu böyle muhteşem bir kubbe gibi bina edene de yemin olsun. Vel ardı ve ma tahaha. Yer küresine de yemin olsun. O da kainat sarayının bir parçası. Ve böyle tesfiye edip tanzim edene de yemin olsun.
وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا Aman yarabbi. Yani insanın kendi canı nefsine, burada nefis derken birinci derecede insan kastediliyor ama can sahibi bütün mahlukları diyebilirsiniz. وَمَا سَوَّهَا Çünkü öyle demek lazım. Bir de onları tesfiye edene. Kedinin de canı var. Ona göre tesfiye edilmiş. İnsanın canı var. Bütün bu kainatın en önemli sebebi 11'in sözde diyor ki bir yaver ekrem lazım ki bu sarayı bize tanısın. Tamam? Gaye de o zaten. Enteresan. Uzun gitmeyelim. Bu iki daire ile iki levha arasındaki münasebete bakınız ki ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Çünkü yediğimiz her nimet Rabbimizin rububiyeti. O nimete karşı şükür de ubudiyetimiz. Tefekkür, teşekkür, istihsan, beğenme levhası da bütün işaretleriyle hüsnü sanat, kainattaki güzel sanat ve nimet levhasına bakıyor. Bu hakikati gözünle gördükten sonra rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri arasında kim rububiyet dairesinin reisi? Allah. Ubudiyet kulluk dairesinin reisi Resulullah. En büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mı? İki dairenin reisleri bir araya gelecek. Ve saniyin makasıdına, şu kainattaki sanatkar eserlerin sanatkarının maksatlarına, işte 11'in söz bunu anlatıyor. Kemal-i ihlasla Allah rızası için hizmet eden ubudiyet reisinin yani Resulullah'ın sani ile bu sanat kainatın sanatkarı olan Allah ile azim büyük bir münasebeti ve kavi bir intisabı, kuvvetli bir bağlılığı var Allah'a. Ve o intisapla her iki daire reisleri arasında bir muarefe tanışma var. Bu tanışma nerede? Ettehiyyatü'de. Her gün okuyoruz. Biliyorsunuz kainatı bitiriyor, geziyor. Kainatın bütün mahlukat taifelerini ve tabakalarını gezdip bitirdikten sonra Kab-ı Kavseyn yani alemi şey ile vücub ile alemi imkan arasında bir makam. Ve bütün kainat namına Ettehiyyatü lillah. Bütün hayat sahiplerinin Ya Rabbi sana sunmak istedikleri hayat hediyelerini yani ibadetlerini, hamdlerini, senalarını onlar namına ben takdim ediyorum. Buna cevap da Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam veriyor. Ondan sonra ne var? Ettehiyyatü bitirdik ya. Ya selam ne? Yanlış okudunuz ya. Esselamu aleyna ve ala. Hah. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Cenab-ı Hakk'ın selam sana olsun. Sözünden sonra ey Nebi dedikten sonra Ya Rabbi bize ve bütün salih kullara olsun şeklinde dua ediyor. Sonra da bu muarefe tanışmayı Hazreti Cibril okeyliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve mükaleme işte o Miraç'taki tahiyyat o mükalemedir, konuşmadır. Ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Sonra da Kur'an'la devam etmiş. Öyleyse bil bedahe. İki kere iki dört eder derecesinde tahakkuk etti ki ubudiyet reisi ubudiyetin has mahbub ve makbulüdür. Kullu rububiyetin özür dilerim. Yani Allah'ın has kulu ve sevgilisidir. Ey insan bu süslü masnuatı sanat eseri olan kainattaki her şeyi enva-ı mehasinle çeşitli güzelliklerle tezyin eden, bezeyen ve süsleyen ve bütün zihayat olanların zevklerine, iştahlarına göre bu kadar nimetleri inam eden, veren saniin, şu kainatın sanatkarının en kamil, en cemil, en güzel ve ibadetine kemal-i iştiyakla teveccüh eden, ona kulluk etmek üzere iştahla arzu eden ve saniin mehasini sanatına ve kainatın sanatkarının sanatının güzelliklerine takdir ve istihsanlarıyla arş ve ferşi Allah Allah taraba tarap dediği neşelenmeye ve sevinmeye getiren
ve saniin şu kainat sanatkarının ihsanatına, yaptığı güzelliklere ve iyiliklere karşı teşekkürat. İşte şey, cevşen öyledir. Bütün dualar öyledir. Namazlar öyledir. Ve tekbirat ile, Allahu Ekber'le der ve bahri, karayı ve denizi cezbeye getiren şu güzel mahluk, yani Resulullah. Ve masnuna iltifat edip sözünü nazara itibara almaması ve teşekküratına, o Resulullah'ın yaptığı teşekkürlere mukabele etmemesi ve teveccüh edip o Resulullah'a yönelip kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlukata bir imam ve mürşit yapmaması imkanı var mıdır? Haşa ve kella. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Dünyadan geçip siyaseti bırakıp ibudiyet dairesine girdik mi nasıl kalpler ferahlanıyor değil mi? Öteki kalpleri karartıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Az önce aklımdan geldi. Sor bakalım. Şimdi Cevşen'i okurken az biraz anlamını düşündüğümüzde şunu